Parçacık simülatörümüzü tamamlayabilmek için zaman içinde parçacık hareketlerini takip edebilecek bir yöntem geliştirmemiz lazım. Çünkü bilgisayar programımız onları her seferinde bir kare olarak canlandırır. Daha önce eğer her parçacığın hareketinin denklemini bilirsek bunu kullanarak hız ve konumları hesaplayabiliriz demiştik. Peki ama nasıl? Bu soruya cevap verebilmek için hızın konum-zaman grafiğinin eğimi olması fikrine geri dönelim. İki tane t değeri seçelim. T1 ve T2 olsun. Birbirine yakın değerler seçelim. P1, T'deki T1'deki konum, P2'de T2'deki konum olsun. Buraya çizdiğim doğrunun yani L'nin eğimi T1'de hız olan v1 için iyi bir tahmindir. T, T1'e ne kadar yaklaşırsa tahminimiz de o kadar iyi olur. Denklemi yazacak olursak, L'nin eğimi yani v1 konumdaki değişimin zamandaki değişimi oranıdır. Eğer T1'deki konum ve hızı biliyorsak, T2'deki konumu hesaplayabilir. Bu denklemle biraz oynayıp P2 için de çözebiliriz. İşte bu şekilde. Harika. T1'deki hız ve konumu kullanarak T2'deki konumu hesaplayabiliyoruz. Peki T2'deki hızı nereden bulacağız? Eğer hareketin denklemini biliyorsak T2'deki ivmeyi hesaplayabiliriz arkadaşlar. Örneğin bu parçacağı etkiyen tek kuvvet yer çekimi ise ivme sabit ve yer çekimi sabitine yani G'ye eşit olacaktır. İvmenin hız zaman grafiğinin eğimi olduğunu da biliyoruz. Yani başka bir deyişle yer çekimi hızdaki değişimin zamandaki değişime oranıdır. Buradan da V2'yi birlikte bulabiliriz. P2 ve V2'yi bulduktan sonra aynen bu şekilde devam edip P3, V3'ü bulabilir. Hatta bunu istediğimiz kadar da sürdürebiliriz. Bir örnek yapalım mı? Simülasyonun başında T parametresini sıfıra sabitlediğimizi düşünelim. Parçacığımız v1 hızı ile p1 konumunda ve yerçekimi vektörü olan g de aşağıyı gösteriyor. Parçacığın t eşittir 1 bölü 2'de nerede olacağını bulmak için p2 eşittir v1 çarpı t2 eksi t1 artı p1 denklemini kullanabiliriz. Bu denklemde t1 sıfıra, t2 0,5'e eşit olacak ve p 2yi 0,5 V1 artı P1 olarak bulacağız. Bu P2'nin V1'in başlangıç ve bitiş noktasının tam olarak ortasında olduğu anlamına gelir. V2'yi bulmak için de V2 eşittir G çarpı T2 eksi T1 artı V1 denklemini kullanabiliriz. G'nin aşağı yönlü yer çekimi vektörü olduğunu bir kez daha hatırlattıktan sonra değerinin de dünya üzerinde 9,8 metre bölü saniye kare olduğunu eklemek istiyorum. T2 eksi T1 0,5 ettiği için v 2 de 0,5 G artı V1 olarak bulmuş olacağız. Harika. Şimdi aynı formülü kullanarak T eşittir 1'deki konum ve hızı bulabiliriz. Bu işlemleri bizim yapmamız biraz zor olduğundan bir bilgisayar programından yardım almak daha mantıklı. İşte böyle. Tebrikler. Bir pimpon topu simülatörü yapmak için artık her şeye sahibiz. Son alıştırmada kendi parçacık simülatörünüzü yaratmadan önce bu kavramların bir kez daha üzerinden geçebilir ve anlayıp anlamadığınızı test edebilirsiniz.